Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Türkiye'de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Çevre kirliliğini ve doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi market ve alışveriş merkezlerinde geçerli olacak. Buna göre ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek. Hem doğa dostu hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak depozito iade sistemini A Haber'de yayına katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu değerlendirdi. Türkiye'nin senede 20 milyar içecek ambalajı tüketimi olduğunu vurgulayan Eroğlu, bu rakamın 2030 yılında 30 milyara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak gündemimizde. 1 Ocak 2022'de devreye girecek depozito sisteminin ciddi katkıları olacak. Sosyal anlamda da ne yapılıyor? Örneğin apartmanda atıklar toplanıp bunu o apartmanın görevlisine veya ihtiyaç sahiplerine verilerek onun depozito sistemine bunu atması sağlanıyor. Çocuklara harçlık verilebiliyor. Sosyal anlamda da böyle katkıları olan bir şey açıklamalarında bulundu. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce depozito sistemi ülkemize faydalı olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.